Ankara'da bir eğlence merkezinin açılışındayız. Demet Akalın sahnesi öncesi Anıtkabir'de Ulu Önder'i ziyaret edişini anlatıyor. Ya ben Ankara'ya her geldiğimde gitmeye çalışıyoruz. Tabii ekiple ilk kez geldik. O yüzden de yani full ekip olarak iyi oldu, güzel oldu. Son dönemde Atatürk'e yapılan aleni hakaretlere bir tepki göstermek istemiş Akalın. Gündemdeki konular nedeniyle mi? Yo, aklımda vardı zaten de hem de iyi oldu çünkü yani illa tepkini sosyal medyadan göstermek zorunda değilsin. Ben hepimizin adına canlı canlı göstermiş oldum. Zaten oraya manalı bir şekilde de saygı ve sevgiyle dedim. Çünkü gerçekten fenalık yani. Yani insanları bu kadar kutuplaştırmanın hiçbir manası yok diye düşünüyorum. Biraz da magazin yapalım. Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. Alışveriş için mi yoksa? Gerçekten tutumlu olmaya karar verdim. Çünkü devir artık tutumluluk devri yani. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Vallahi ben söylüyorum. Şu koca koca markalar şurada yazan. Aynen, vallahi ben söylüyorum. Nasıl yani? Demet Akalın para harcamadan mı dönecek Amerika'dan? Ama artık ben bile kıstım yani. Gerçekten. Vallahi kıstım. Şimdi bana da büyük markaların şeyleri WhatsApp'tan şey atıyor. Demet Akalın bu model geldi, bu model. Keşke size gösterebilsem, inanmıyorsunuz. Benden cevap sadece bu. Euro 6000 oldu. İyi günler. Yemin ederim şu sana. Şu an beklemediysin. Ha? Şu an beklemediysin. Bak kaç aydır, 2 aydır falan filan gerçekten alışveriş yapmıyorum. Bugün bir tane sadece, bir tane ama bak, bir tane çizme sipariş etmiştim. Yoksa bu tutumluluğun nedeni eşi Okan Kurt'un acizlerle boğuşması mı? Bu konuyla ilgili ilk kez konuşuyor Demet Akalın. Hiçbir gocunmam yok. Benim eşimle zaten mal varlığım, her şeyim ayrı. O tabii ki sormak istiyorsanız, evet, o bayağı zor günler geçirdik diyelim beraber. Eşinin borcunun olduğunu kabul ediyor ve bir iğneli yapıyor birilerine. Adam hırsız değil arkadaşlar. Adam sadece borçlu. Askı da sağlam bir borç şeydi ama mallarıyla beraber ödüyorlar. Allah kolaylık versin. Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın kocası iflas ettiği için her yerde sahneye çıkmaya başladı şeklindeki açıklamasını da soruyoruz. Ya Özdemir abi herhalde kötü niyetli bir şey söylemek istediğini pek zannetmiyorum. Yani sonuç itibariyle ben ne çalıştığım yerlerden gocunuyorum. Öyle bir şeyim yok yani. Sohbet sonrası sahnede Demet Akalın. Başkentlileri eğlendiriyor ünlü popçu.